Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Beklediğiniz fiyat performans sistemi şu anda yanımda duruyor. Size bu ürünün teknik tarafını anlatacağım ama öncesinde şöyle bir bilgilendirme geçeyim. Kasamız 300 adet stokla sınırlı ve sadece mağazalardan satın alabiliyorsunuz. Yani Türkiye içerisindeki 148 Vatan Bilgisayar mağazasından gidip satın alabilirsiniz. Web sitemizden satışa açık olmayacak. Bunu özellikle belirtmek istedim. Şimdi isterseniz kasamızın teknik özelliklerine geçelim. İlk olarak işlemciyle başlayacak olursam işlemci tarafında Intel Core i3-12100F kullandık. İşlemcimizin çekirdek hızlarına bakacak olursak 3.3 GHz base hızımız bulunuyor. Kendisine Turbo Boost ile gerektiği noktalarda 4.3 GHz'e kadar overclocklayabiliyor. Ve işlemcimizin 12 MB ön belleği bulunuyor. Bunun haricinde 10 nanometrelikte bir üretim teknolojisi mevcut. Anakart tarafına geçecek olursam Gigabyte'ın H610MH anakartını burada kullandık. Kendisi çift RAM soketi barındırıyor ve bir tane de M.2 bağlantı noktamız bulunuyor. Anakartımızdan sonra RAM'lerimize bakacak olursak XPG'nin GenMix D10 RAM'lerini burada kullandık. Gördüğünüz gibi heatsinklerimiz beyaz renkte. Kasamıza gayet hoş bir görüntü katmış. Kendisi 2x8 şeklinde 16 GB'lık bir değere sahip ve 3200 MHz frekans hızlarında üzerinde barındırıyor ve gecikme değerimiz ise CL16. Buradan depolama tarafına geçecek olursam Crucial'ın P3 serisi bir M.2 SSD kullandık. Yani depolama tarafında sahne geçişlerinde oldukça hızlı bir M.2 ve 500 GB'lık alanına bakacak olursak çoğu oyunu rahatlıkla içerisinde depolayabileceksiniz. İşlemciden sonra oyuncuların en çok merak ettiği nokta olan ekran kartına gelecek olursak burada da yine Gigabyte'ın RTX 3050 Eagle OC versiyonunu kullandık. OC ibaresinden de anlayacağınız üzere fabrika verilerinden biraz daha güçlü bir 3050'den bahsediyorum. Soğutma kısmında 2 tane fanımız var ve arkada da Gigabyte logolu bir backplate'imiz bulunuyor. Soğutma kısmında hiçbir sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. Biraz da teknik tarafına bakacak olursak VRAM tarafında 8 GB'lık bir değere sahip ve 128 bitlik de bir veri yolu bizlere sunuyor. Zaten RTX ve DLSS'den bahsetmeme gerek yok. DLSS FPS'imizi arttırırken RTX de görüntü kalitemizi üst seviyelere taşıyor. Şimdi isterseniz gelin kasaya bakalım. Kasa tarafında da Power Boost'un VKP1882B kasasını kullandık. Gördüğünüz gibi kendisinin içerisinde 4 tane RGB fan bulunuyor. Egzoz fanımız da üstüne dahil. Yani hava sirkülasyonu konusunda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ön tarafı komple mesh olarak tasarlanmış. Üst tarafında 240 mm'lik soğutucuları takabileceğimiz bir yer bulunuyor. Buraya istersek fan takviyesi yapabiliriz. İstersek de sıvı soğutmalarımızı buraya rahatlıkla yerleştirebiliyoruz. Üst paneline bakacak olursak burada bağlantı noktalarımız var. Yani kasanın arkasına USB takmakla uğraşmayacaksınız. Direkt üst tarafından USB'lerinizi veya aksesuarlarınızı rahat bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Alt kısmına baktığımızda da burada Power Boost'un yine kasaya dahil olarak 650 watt'lık bir güç kaynağı bulunuyor. 80 Plus sertifika özelliği de içerisinde var. Yani kasamızın tüm donanımlara baktığımız zaman bu güç kaynağı gayet yeterli bir şekilde bu kasayı besleyecek. Teknik tarafını bitirdiğimize göre bu fiyat performans kasanın gelin bir de oyunlardaki gücüne bakalım bize nasıl FPS değerleri sunuyor. Evet, oyun testlerini izledik. Oyunlarımızda gayet yeterli FPS'ler bizlere sunabildiğini söyleyebilirim. Sizler de bunun gibi daha fazla oyuncu kasalarından haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.